Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders öğülerinin ikincisinde bugün sayfa 107 ve 108'deki ÖSYM tarzı ödev testimiz 3'ü çözeceğiz. 9 tane süper soru var. Benden önce denedin değil mi? Denemişsindir, denemişsindir. Hadi bakalım birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda 1 bölü A, B ve 2 bölü C gerçel sayılarının sayı doğrusu üzerindeki yerleri verilmiştir diyor. Bakın reel sayılarmış arkadaşlar bunlar. Tamam. Buna göre A, B ve C gerçel sayıları için diyor. Bak burası o kadar önemli ki tam sayı derse çözüm bambaşka oluyor. Gerçel sayı derse başka oluyor arkadaşlar. O yüzden ilk önce buralara dikkat etmemiz lazım. Gerçel sayı dediği zaman ne yapacağız? Çözümümüz eşitsizlik şeklinde olacak. Tam sayı deseydi o zaman A, B ve C'ye değer vererek çözecek. Tamam. Hadi hemen başlayalım. Şimdi A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Dediğimiz gibi gerçel sayı olduğu için A artı B artı C'yi eşitsizlik şeklinde yazmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki 1 bölü A ifadesi. Bak 1 bölü A ifadesi. Eksi 1 ile 0 aralığında değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Eksi 1 ile 0 aralığında. Bakın buradaki ifade 1 bölü A ifadesi. 0'ın solunda olduğundan dolayı. Şuradaki ifade pozitif mi olur negatif mi olur? Tabii ki negatif olur değil mi? 0'ın sol tarafında çünkü. Dolayısıyla bak burada 1 dediğimiz artı. Bu sonucun eksi çıkabilmesi için artının eksiye bölümü eksi olur. Demek ki A dediğimiz arkadaşlar ne olacak? Bir kere negatif bir sayı olması lazım. Anlaştık. A negatif. Bak ben şimdi şu ikisini ele alacak olursam. İkisini ele alacak olursam. Şimdi eksi 1 küçüktür 1 bölü A ifadesini. Bak burada ne yapayım ben? A'yı bulacağım ya bak. Burada A ifadesi var. Burada 1 bölü A var ya. O zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? Burada içler dışlar çarpımı yapıyormuşum gibi düşünce. O zaman eksi 1 ile a'yı çarparsam ne olacak? Eksi a olacak. Ben burada a'nın negatif olduğunu biliyorum ya. O zaman ne olacaktı arkadaşlar? Negatif bir sayıyla çarpmış oldum ben. Dolayısıyla eşitsizliğimiz yön değiştirecek. Değiştirdik. Ne oldu? 1 oldu. Tamam. Ama ben a ifadesini arıyorum. A ifadesini bulabilmek için eşitsizliği komple bir daha eksi ile çarpayım. Eksi ile eksiyi çarpınca artı a olacak arkadaşlar. Eksi ile 1'i çarpınca eksi 1 olacak. Şimdi negatif bir sayıyla çarptım ya eşitsizliğimiz bir daha ne oldu arkadaşlar? Yön değiştirmiş olduk. Dolayısıyla a küçüktür. Eksi 1 ifadesine ulaşmış olduk. B'ye bakalım. Bak B'ye bakalım. B dediğimizde 0 ile 1 aralığında değil mi? Bak B dediğimizde arkadaşlar şöyle yazma hakkına sahibim ben. Bak ben bunların en büyük değerlerini istiyorum ya. Dolayısıyla bakın ben ne taraftan seçmem lazım? 1'e yakın olan tarafa doğru gitmem lazım. Değil mi? Dolayısıyla B küçüktür. 1 diyeyim arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu da hallettik. C'ye bakalım. C dediğimizde arkadaşlar bakın 1, 2 bölü C küçüktür 2. Değil mi? Bak ben bunları ters çevirdiğim zaman ne olacaktı? Bak bunun paydası 1, bunun paydası da 1. Ters çevirdiğim zaman 1, 1 bölü 1 ters çevirirsem yine 1 yapar. Büyüktür C bölü 2. Niye büyüktür? Arkadaşlar ters çevirme yaptığım zaman eşitsizlik yön değiştiriyordu değil mi? Dolayısıyla 2 bölü 1 de ters çevirdiğim zaman 1 bölü 2 olacak. Biz bunu nasıl yazıyorduk? 1 bölü 2 küçüktür. C bölü 2 küçüktür. 1 olarak yazıyorduk. Ben C'yi arıyorum. Burada C bölü 2 var. O zaman denklemi komple 2 ile çarpayım. 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsam 1 olacak. 2 ile çarptım ya eşitsizlik yön değiştirmedi. Pozitif sayı yani. Bak 2'ler birbirine götürecek. Sadece C kalacak. 2 ile 1'i çarparsam da 2 olacak. Bak ben şimdi C'nin en büyük değerini istiyorum ya. O zaman 2'ye yakın olan tarafa bakmam lazım. Yani sol tarafı almama hiç gerek bile yok. Tamam. Dolayısıyla C küçüktür. 2 olacak. A artı B artı C olması için arkadaşlar bakın eşitsizliğimizin hepsi de arkadaşlar küçüktür oldu. Tamam. Bir tanesi bile büyüktür olsa o zaman yapamayız arkadaşlar. Toplamayı da çıkarma. Ona göre. A artı B artı C küçüktür. Hepsinde küçük olduğu için. Bunları topluyorum. Eksi 1 ile 1'i toplarsam 0. 2 ile toplarsam 2. Ben bunun en büyük değerini istiyorum. 2'den küçük en büyük değer nedir arkadaşlar? 1'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şık. Süper. Canavar gibi soru. İkinci sorumuzu okuyalım hemen. Aşağıda işlerinde tam sayıların yazılı olduğu kırmızı ve mavi renkli kutular verilmiştir diyor. Tamam. Bakın içinde ne yazılacakmış arkadaşlar? Tam sayılar. Tamam. Ok yönünde her bir kutu içindeki sayı bir önceki kutudaki sayıdan daha büyük olduğuna göre diyor. Yani bu bundan büyük. Bu da bundan büyük arkadaşlar. Dolayısıyla en küçük sayımız x eksi 1. Bu küçüktür. Nereden? X artı 5'ten. O da küçüktür. 3x eksi 3'ten. Biz böyle olduğu zaman ne yapıyoruz?
Bütün alternatifleri yazıyoruz. Birinci ile ikinciyi, birinci ile üçüncüyü, ikinci ile üçüncüyü. Sağlamayanlar varsa en son ne yapacağız? Onları şey yapacağız. Ama bütün alternatifleri dökmek çok önemli. Birinci ile ikinciyi alalım. X eksi 1 küçüktür. X artı 5 oldu. İkinci ihtimal birinci ile üçüncüyü alıyorum. X eksi 1 küçüktür. 3x eksi 3 oldu. Üçüncü ihtimalde ikinci ile üçüncüyü alıyorum. X artı 5 küçüktür. 3x eksi 3. Bakın x'ler burada birbirini götürdü. Eksi 1 küçüktür 5. Eksi 1 daima zaten arkadaşlar 5 değerinden küçüktür. Yani burada bütün x değerleri için sağlanmış oluyor. Bunu anladık. Şimdi x'i bu tarafa, bunu da bu tarafa atacak olursam 2 küçüktür 2x. Her tarafı 2'ye bölersem 1 küçüktür x ifadesi ne olmuş olacak arkadaşlar? Gelmiş olacak. Tamam. Buradan da bakın x'i yine bu tarafa, bunu da bu tarafa atacak olursam ne oluyor? 8 büyüktür küçüktür 2x. Her tarafı 2'ye bölersem 4 küçüktür x ifadesi arkadaşlar ne olmuş oldu? Bakın gelmiş oldu. Bir de şu bilgimiz var arkadaşlar. Bakın okun yönü yine bu şekilde ya. Bu şekilde. Dolayısıyla buradaki sayı buradaki sayıdan da büyük olacak. Yani x artı 5 küçüktür 11. X küçüktür 6. Şimdi sayı doğrusu üzerinde arkadaşlar bunları gösterecek olursak köklerimizi yazalım. Köklerimizi yazalım. Köklerimiz burada 1, burada 4, burada da 6. Yerleştirdim sırayla 1, 4 ve 6. Şurada ilk durumda x ne olacak? 1'den büyük olacak. Dahillik olmadığından dolayı açık aralık şeklinde yaptım. İkinci durumda x 4'ten de büyük olacak. Tamam. X 6'dan küçük olacak arkadaşlar. 6'dan küçük. O zaman 3'ün de sağlandığı yer, bak 3'ün de sağlandığı yer tam şurası değil mi? 4 ile 6 açık aralığı değil mi? X dediğimiz 4 ile 6 açık aralığında olmuş oldu. Benim içine yazacağım sayılar tam sayılar olacağı için 4 ile 6 arasındaki tam sayımız arkadaşlar ne olacak? 5 olacak. Dolayısıyla burası 5 eksi 1'den 4 gelmiş oluyor. Bu a daha büyük olduğundan dolayı bak ok yönündeki ifadeler arkadaşlar daha büyük olacak ya. Ben a artı b toplamının en az olmasını istiyorum. Dolayısıyla a'yı b'yi küçük seçmem lazım. 4 ise a en az ne olacak? 4'ten büyük 5 olacak. Burada x'i 5 bulmuştuk. 5 kere 3 15. 15'ten 3 çıkarsa burası 12. B de arkadaşlar 12'den büyük olacak. En küçük sayı nedir? Bakın 13'tür. Değil mi? O zaman a dediğimiz 5, b dediğimiz 13. İkisinin toplamı da 18 gelmiş olacak. Tamam. Bu da c şıkkında mevcut. 3'e bakalım şimdi. X ve y gerçel sayıları. Bakın bunlar gerçel sayılarmış. Ve x küçüktür 2 olmak üzere. Böyle bir eşitsizlik veriliyor. Buna göre x eksi y farkının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada y ortak parantezine alırsam ne kalacak? X eksi 2 kalacak. Küçüktür 3x eksi 6. Hatta burada da 3 ortak parantezine alacak olursam burada x kalacak. Bu 6 dediğimiz 2 çarpı 3. 3'ü dışarı aldık. Ne kaldı? 2 kaldı. Şimdi arkadaşlar bak burada x eksi 2'ler sadeleşir. Ama şuna dikkat etmek lazım. X 2'den küçük olduğundan dolayı burası arkadaşlar ne olacak? Negatif olacak. Mesela x 2'den küçük ya. Örnek veriyorum 1 olsun. 1 eksi 2'den eksi 1 gelmez mi? Burası da eksi 1 olacak. Dolayısıyla şuradaki ifade negatif olduğundan dolayı ben burada sadeleştirme işlemi yaparım. Fakat eşitsizlik ne olacak? Yön değiştirecek arkadaşlar. Y büyüktür 3 olacak. Anlaştık değil mi? Niye? X eksi 2'ler ne olacak arkadaşlar? X eksi 2'ler negatif olduğundan dolayı. Şuradaki koşuldan ötürü yani. Tamam. Şimdi ben x'in 2'den küçük olduğunu biliyorum. Bak x ve y gerçel sayılar ya. O yüzden değer veremem değil mi? Aralık olarak çözüm yapmam lazım. Şimdi x zaten 2'den küçük arkadaşlar. Şimdi eksi y'yi bulmam lazım. Y küçük, y büyüktür 3'tü. Eksi y olması için ben komple eksiyle çarparım. Eksiyle çarparsam eksi y, eksiyle çarptığım için eşitsizlik yön değiştirecek. Burası eksi 3 olacak. Bunu getirip şuraya yapıştıracağım. Küçüktür eksi 3. Bunları şimdi taraf tarafa toplarsam x eksi y küçüktür 2 eksi 3'ten eksi 1 gelecek. X eksi y farkını alabileceği en büyük tam sayı değeri eksi 1'den küçük olacak. En büyük nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. Tamam. Doğru cevabımız bakın A şık. Şimdi 4'e bakalım. A ve B gerçel sayılar için diyor. Bunlar çok önemli. Eşitsizliği veriliyor. Buna göre yukarıda verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın A ve B burada aynı işaretli. Nasıl aynı işaretli? İkisi de sıfırın solunda olduğundan dolayı ikisi de negatif arkadaşlar. Peki ikisinin de işareti aynıysa
Ben bunların terslerini aldığım zaman ne olacaktı arkadaşlar? Bakın şunun paydalarında bir var ya, 1 bölü a 1 bölü b olduğu zaman eşitsizlik yön değiştirmesi gerekiyordu. Hatırladınız mı özelliği? Dolayısıyla bak burada eşitsizlik yön değiştirmemiş. Böyle olması, böyle olsa o zaman doğru olurdu. Yani bu halde verildiğinden dolayı arkadaşlar birinci öncül yanlış. Ya diyebilirsin ki hocam vallahi ben bunu unuttum. Yapamayacak mıyım soruyu? Tabii ki yaparsın. Nasıl yaparsın? Mesela sıfırdan küçük olacak ki b eksi 1 olsa bu da eksi 2 olsa. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bak a küçüktür b burada sağlanıyor değil mi? Fakat ben bunların tersini aldığım zaman 1 bölü a ne olacak? 1 bölü a ifadesi eksi 1 bölü 2 olacak. 1 bölü b ifadesi ne olacak arkadaşlar? Eksi 1'i ters çevirsem yine zaten eksi 1 olacak. Şimdi şöyle oluyor mu? Böyle oluyor mu? Eksi 1 bölü 2 eksi 1'den küçük mü arkadaşlar? Tabii ki büyük. Büyük yani böyle olmaz. Ne olması lazım? Şöyle olması lazım. Şöyle olması lazımdı. Bak burada yön değiştirmemiş. Anladık mı? O yüzden birinci öncül yanlış. 2'ye bakalım. A kare büyüktür b kare. Bu tabii ki kesinlikle doğrudur. Sebebi ne? Bak b'ye eksi 1 dedim ya. A'ya da eksi 2 dedim. Eksi 2'nin karesi ne olacak? 4 olacak. 4 olacak. Eksi 1'in karesi de 1. 4 büyüktür 1. Bak sağladın mı? Bak sağlıyor. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru. 3'e bakalım. A artı b eksi 1'den küçük. Şimdi bak. A dediğim sıfırın sol tarafında olduğundan dolayı sıfırdan küçük. B de sıfırın sol tarafında olduğundan dolayı b de sıfırdan küçük. Şimdi a artı b'ye bakalım burada. Ne olacak? A artı b küçüktür sıfır. Bak ben a artı b'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Eksi 1'den kesinlikle küçüktür diyemem ki. Tabi olacağı durumlar vardır ama kesinlikle olmaz arkadaşlar. Yani bir kesinliği olmaz. Anlaştık mı? Ben şimdi a artı b mesela sıfırdan küçük. Ne diyebilirim? Eksi 1 bölü 2 diyebilirim. Tamam. A artı b değeri şuradaki ifadeye göre eksi 1 bölü 2 alabilir. Ama buradaki ifadeye göre eksi 1 bölü 2'ni alamıyor. Alıyor işte bak burada alması gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir kesinliği yok arkadaşlar. Demek ki kesin olan yalnız 2 olacak. Tamam. 5'e bakalım şimdi. Aşağıda verilen şekilde A, B, C, D, E, F ve G harfleri pozitif tam sayılardan oluşmaktadır. Tamam. Aynı sütunda bulunan şundan sayılar yukarıdan aşağı doğru azalırken, bakın azalıyormuş bunlar. Aynı satırdaki sayılar soldan sağa doğru artmaktadır. Satır burası, soldan sağa doğru ne oluyor? Artıyormuş arkadaşlar. Tamam. D büyüktür 28 olduğuna göre. A artı G toplamının en küçük değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bu toplamın küçük olabilmesi için, bak bunu da tam sayılardan oluştuğunu unutmayalım. Küçük olabilmesi için hem A'nın küçük olması lazım hem de G'nin küçük olması lazım. Bak D, ben D'yi o zaman küçük tutayım ki, bak D 28'den büyük olacak ya, ne diyeyim en küçük 29 olsun diye. Bak buradan bu tarafa doğru giderken artacak ya arkadaşlar. Ne olacak o zaman? 30, 31 ve bakın 32 olacak. Bak ben D'yi daha büyük seçmiş olsam o zaman ne olacak? Bu tarafa sağa doğru geldikçe G de büyümüş olacak arkadaşlar. Ama ben G'nin küçük olmasını istiyorum. Benzer şekilde bakın yukarıdan aşağı azalıyorsa aşağıdan yukarı artacak. Dolayısıyla burası 30, 31, A da 32 olacak. A 32, G de 32 toplamları da ne oldu arkadaşlar? En az 64 olmuş oldu. Doğru cevabımız B şık. 6'ya bakalım şimdi. Ayşe Hanım evinde bulunan 2 metre genişliğinde penceresine perde diktirecektir diyor. Bakın şuradan şuraya kadar olan mesafe neymiş? 2 metreymiş. Ayşe Hanım diktireceği perdenin genişliğini yukarıda verilen pencerenin genişliğinden kendi karışıyla 4 karıştan fazla 5 karıştan az olacak şekilde hesaplamıştır diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada 290 santim olarak verilmiş ya birim. Dolayısıyla ben de bu 2 metreyi ne yapayım? Santimetreye çevireyim. Çevirdiğim takdirde 200 santimetre olmuş olacak. Bakın şuradan şurası 200 santimetre. Tamam. Şimdi bu kendi karışı ile diyor ya arkadaşlar. Bir karışı ne kadar olsun? Bir karış şöyle x santim olsun. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? 4 karış olduğu için 4x olacak. Değil mi? 4 karış da 4x santimetre yapmış olacak arkadaşlar. Şimdi ne olacak? 4 karıştan fazlaymış. Bak şuradan şurası ne olacakmış arkadaşlar? 4 karıştan fazla dediğine göre nasıl yapmam lazım? Yani demek ki 4 karış yeterli gelmiyor değil mi? 4 karıştan fazla geliyormuş ya. Bunun tamamı diktirilen perdenin genişliği 290 ya. Bunun tamamı ne arkadaşlar? 290 santim. Değil mi? Yani
Şimdi şuradaki şu pencerenin boyutu neydi? 200. 200 santimdi. Tamam. Ben 4 karış daha ekledim. 4x olmadı mı arkadaşlar? Tamam. Bu 290'a ulaşamadı. Demek ki bu 290'dan ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Şimdi 5 karıştan da az oluyormuş. Bu ne demek? 5 karış fazla geliyor demek. 200 vardı. Bak 200 vardı. 5 karış daha eklersen 5x olur. Bu da fazla geldi. Neye göre fazla geldi? Yani şu 290'ı aşıyor arkadaşlar. Tamam. Artık ne kadar aştığını bilmiyorum ama 290'ı aşıyor. Bu ne demek? 290'dan büyük olacak. Ne büyük olacak? 200 artı 5x arkadaşlar. Şimdi her taraftan ne yapayım ben? 200 çıkartayım. Her taraftan 200 çıkartalım arkadaşlar. Dolayısıyla bak bunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? 4x. 290'dan 200 çıkarsa 90 kaldı. Küçüktür. Bakın 200'ler birbirini götürdü ve 5x kaldı. Şu iki ifadeyi alayım arkadaşlar. 4x küçüktür. 90 ise her tarafı 4'e bölersem x küçüktür. Ne olacak? 18,5 olacak. Tamam. Şu iki ifadeyi alırsam 90 küçüktür 5x her tarafı 5'e bölersem 18 küçüktür x olacak. 90'ı 4'e bölersem olmaz değil mi? Şu olmayacaktır. 22,5 mu çıkıyor? İki defa 2'ye bölüyorum. Bir 2'ye bölsem 45, bir daha 2'ye bölsem 22,5. Tamam. Şu iki bilgiyi birleştirecek olursam bak x dediğim 18'den büyük. 22,5'tan da küçük olmuş oldu. Değil mi? Peki bizden ne istiyor? Ayşe Hanım'ın bir karışının uzunluğu santimetre. Bir karışı x dedi ya arkadaşlar. Dolayısıyla biz o yüzden zaten burada x'i bulduk. Santimetre cinsinden en büyük tam sayı değeri. Yani x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 22,5'tan küçük olacak. Ne olur en büyük? 22 olmuş olur arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız E şık. Atalım buna yıldız. Atalım atalım. Şimdi 7'ye bakalım. İçerisine 800 mililitreden fazla su doldurulunca patlayan bir su balonunun içerisine 200 mililitre su doldurulduktan sonra sabit hızda su akıtan bir çeşmeden 3 saniye boyunca bu balona tekrar su doldurulduğunda balon patlamamaktadır diyor. Tamam, notlarımızı alalım. Şimdi 200 mililitre doldurduk mu? Doldurduk. Sonra ne yapacak? 3 saniye boyunca bu balona su dolduruyor tekrar. Bunun üstüne, 200'ün üstüne. Şimdi 1 saniyede V litre doldurursa, bak 1 saniyede V litre doldurursa, değil mi? 3 saniye dolduracakmış. Dolayısıyla 3V litre olacaktır. Değil mi? Yani 200'ün üstüne 3V litre daha eklemiş oldum. O zaman ne diyor? Patlamamaktadır diyor. Ben 800'den fazla olunca patlıyordu. Bu demek ki arkadaşlar 800'den küçük olacak. Peki 800'e eşit olabilir mi? Tabii ki eşit olabilir. 800 olunca yine patlamıyor ki. Ne zaman patlıyor? 800'den fazla olunca patlıyor. Tamam. Buradan 3V 200 öbür tarafa attım. Küçük eşittir 600. Her tarafı 3'e bölüyorum. V küçük eşittir 200. 3'e böldüm. Pozitif ya. O yüzden yön değiştirme değiştirdik. Tamam. Devam edelim. İçi boş olan bu balona aynı çeşmeden aynı hızda 5 saniye boyunca su doldurulduğunda ise balon patlamaktadır diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar 200 var. Sonra ne yapacağım? 5 saniye daha dolduracağım arkadaşlar. 5 saniye daha doldurduğum takdirde o zaman ne olacak? Gerçi bu defa içi boş diyormuş şurada. Bu 200'ü almaya gerek yok. Şurada diyor ya içi boş diyor. Yani 200 de olmayacak yani içinde. Tamam. O zaman 1 saniyede V litreydi. 5 saniye boyunca olacaksa o zaman ne kadar akacaktır? 5V litre su akacaktır. O zaman ne diyor? Balon patlıyormuş. Patlıyorsa arkadaşlar 800'den büyük olacak. Eşitlik olabilir mi? Hayır. 800'e eşit olsa patlamıyor. Fazla olduğu zaman patlıyor. Buradan her tarafı 5'e bölecek olursam V büyüktür. Ne olacak? 160 olacak. O zaman arkadaşlar bak benim V dediğim 160'tan büyük. Şöyle yazabilirim. 200'den de küçük. Değil mi? Dolayısıyla V'nin aralığını bu şekilde bulmuş oldum. Çeşmeden saniyede akan su miktarının mililitre cinsinden aralığı. Biz V demişiz de burada o V yerine x almış arkadaşlar. Hiç fark etmeyecektir. Dolayısıyla 160 ile 200 aralığında olmuş olacak. 160'tan açık, 200'den kapalı. Nerede var? A'da var. Tamam. Geldik 8'e. Arda, Furkan ve Ece'nin olduğu 3 arkadaş tahterevalliye bindiklerinde aşağıdaki görüntüler oluşmuştur diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu ilk görüntüye bakacak olursam Arda Furkan'dan daha ağır değil mi? O zaman onu böyle yazabilirim. Tamam. Peki ikinci şekle baktığım zaman ne olacak? Furkan
Ece'den daha ağır. Tamam, bak Furkan da Ece'den. İkisini birleştirdiğim zaman bunu elde edebilirim. Ağırlıkları birer tam sayı olan bu üç arkadaşın ağırlıkları toplamı 150 kilogram olduğuna göre Ece'nin ağırlığı en fazla kaç kilo? Şimdi Ece en hafif olan değil mi? Bak en az, en çok temel kavramlarda hatırlıyorsunuz değil mi? İşte A, B, C falan vardı. İşte en azın en çok alabileceği değer neydi? En küçüğü en fazla kaç olabilir tarzında sorularımız vardı. Aynı işte, aynı mantık. Ece burada en hafif değil mi? En az, en hafifi en fazla kaç olabilir diye soruyor. Peki böyle soru modellerinde ne yapıyorduk? Önce hepsini eşitmiş gibi kabul ediyorduk. Yani 150 ya 3'e bölmüş olsam hepsi 50 olurdu. Tabii böyle bir şey söz konusu değil de. O zaman ortancası dursun. Şunu, bunun arkadaşlar ne olacak? En büyük olacak ya. Buna bir artıracağım. O zaman ne olacak? Dengelensin diye buradan bir tane azaltacağım. Oradaki zaten yine aynı. Bunları da toplayınca gerçekten yine 150 olur. Demek ki Ece en fazla kaç olabiliyormuş arkadaşlar? 49 olabiliyormuş. Tamam. Doğru cevabımız C şıkkı. Yani önceki derslerimizi tekrar ediyorsan hiçbir sıkıntı yaşamazsın yani. Geldik 9. ve son sorumuza. Erdem eni boyundan 8 metre daha kısa olan bir kitabı elindeki 12 metrelik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçmektedir diyor. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Dikdörtgen şeklinde olmuş olsun. Bakın şurası x olacak olursa x santim. Şurası da ne olacak? X artı 8 santimetre. Niye? 8 santimetre daha kısaymış ya. Tamam. Eni boyundan. Bu şekilde yaptık. Devam edelim şimdi. Erdem elindeki cetvel ile kitabın enini ölçtüğünde cetvelin uzun. Bakın şurayı ölçüyor. Cetvel uzun. Bak burası da x değil miydi? Tamam. Demek ki benim bu x dediğim arkadaşlar. Peki cetvel ne kadardı? Cetvel de 12 santim, değil mi? Demek ki bu x'imiz arkadaşlar 12'den küçük. Değil mi? Evet. Çünkü cetvel bak daha yukarı sarkıyor. Anlaştık. Şimdi şurayı ölçüyor. Şurayı ölçüyor. Burası da arkadaşlar neydi? Tamamı. Bak tamamı x artı 8. X artı 8 dediğimizde demek ki buradaki 12'den büyük. Bunu anlarız. X artı 8 dediğimizde 12'den büyük. Dolayısıyla bunu bu tarafa atarsam x 4'ten büyük olmuş olacak. 4'ten büyük, 12'den küçük. O zaman nasıl yazarım? 4 küçüktür, x küçüktür, 12 şeklinde yazarım. Şu iki bilgiyi birleştirdiğim zaman. Gerçekten de x 4'ten büyük, 12'den küçük olmuyor mu? Tamam. Tek bir formatta yazdık. Anlaştık. Peki bizden ne istiyor? Buna göre kitabın görünen mavi kısmının alanı, şuranın alanını. Burası dikdörtgen değil mi? Evet. Bunun alanı arkadaşlar ne olacak? Bakın şöyle. Evet. Şimdi x ile x artı 8 değil mi arkadaşlar bunun alanı? Yani çarpımı olmuş olacak değil mi? X çarpı x artı 8. Bunun alanını istiyor arkadaşlar. Şimdi bakın şunları dağıtacak olursam x kare artı 8x olacak. Bak x'e bağlı iki tane ifade var ya. Bir de birinci x kare ikinci dereceden, bir de birinci dereceden. Böyle ifade gördüğün zaman hemen ne yapacaksın? Diyeceksin ki bu neyin karesinden gelir? Neyin karesinden gelir? Şunun karesinden gelir. Yani şimdi x artı 4'ün karesinden gelir. Ya nasıl anladık? Bak şöyle sen bunu geçen seneden hatırlıyorsun. Şunu açmış olsam, bak şunu açmış olsam ne olacak? X kare sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8x. Bak x kare artı 8x yerde gördün mü? Bir de ikincinin karesi artı 16 gelmiş olacak. Ya tamam x kare artı 8x burada var da 16 yok. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 16'yı da çıkaracağım. Tamam. Şöyle burada fazlalık 16 geldi ya. O zaman ne yapacağım? Çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle yazayım. Bak. X artı 4'ün karesini açtık ya şöyle. X kare artı 8x artı 16 ya. Tamam. Ben ne arıyorum? Sadece x kare artı 8x arıyorum. 16 burada fazlalık. Dolayısıyla 16'yı çıkartırsam burada 16'lar götürür. Tabii öbür taraftan da çıkarmam lazım. Anlaştık mı? Bunlar birbirine götürmüş oldu. Yani ben ne arıyorum? X artı 4'ün karesi eksi 16 eşittir. Gerçekten de x kare artı 8x. Ben demek ki bunun yerine neyi kullanacağım? Bakın bunu kullanacağım. Ben şimdi x artı 4'ün karesini elde edebilirim. Bak her tarafa şurada 4 ekleyecek olursam ne olacak? 4 artı 4'ten 8 küçüktür. X artı 4 küçüktür. 12 artı 4'ten 16. Bir de ne yapmam lazım? Karesini almam lazım. Bak ben kare alma işlemi yaptığım zaman bu aralıkta 8 ile 16 aralığında sıfıra rastlıyor muyum, rastlamıyor muyum? Onu teyit etmem lazım. Var mı? Yok. Yoksa o zaman ne yapacağız? 8'in karesinden 64 gelecek küçüktür.
x artı 4'ün karesini alacağım. 16'nın karesi de ne olacak? 256 olacak. Tabii bir de ne çıkarmam lazım? 16 çıkarmam lazım. Her taraftan 16 çıkartıyorum. 16 çıkardım. 16 çıkardım. Dolayısıyla son hali 64'ten 16 çıkarsa 48 küçüktür. X artı 4'ün karesi eksi 16. Değil mi? Küçüktür. Şöyle. 256'dan 16'ya çıkarsa 240. Yani burası da zaten A'yı veriyordu değil mi? Bunun yerine A da yazabilirim. 48 ile 240 aralığında daha açık aralık değil mi? Doğru cevabımız bakın A. Bence bu da güzel. Buna da yıldız atalım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.